Kanalıma hoş geldiniz. Bugün enfes bir yaz tarifim var. Patlıcan, kabak, biber karışık kızartmayı hepimiz çok seviyoruz. Biz bugün onun çok hafif bir versiyonunu fırında yapacağız. Şimdi hemen malzemelere bir göz atalım. 4 adet patlıcan alaca şekilde soyduk ve 1 saat tuzlu suda beklettik. 4 adet kabak kabuklarını soyduk. 5 adet yeşil köy biberi, 5 adet de kırmızı kapya biberim var. Bunlar fırında pişerken domates sos hazırlayacağız üzeri için. Domates sosum içinde 3 tane domatesim, 4 diş sarımsağım var. Tabii ki lezzetlendirmek için zeytinyağı, tuz ve kırmızı toz biber kullanacağız. İlk olarak patlıcanlarımı dilimliyorum. Patlıcanı şu şekilde 4 parçaya ayırıp dikdörtgen dilimler yapacağız. Yaklaşık 2 milim kalınlığında. Doğradığım patlıcanları şöyle bir kaba alıyorum. Patlıcanlarımın üzerine şöyle biraz 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağını gezdireceğim. Biraz da tuzlayalım. Şimdi onları şu şekilde elimle yağlar iyice dağılsın diye karıştırıyorum. Böyle vıcık vıcık yağlı olması gerekmiyor. Hafif yağlanmaları yeterli. Çünkü hafif bir tarif yapıyoruz şu anda. Şimdi patlıcanlarımı tepsiye alacağım. Bu şekilde. Bu ölçüdeki sebzeyle bir midi boy fırın tepsisini doldurabiliyoruz. Sebze doğramamız devam ederken fırınımızı 200 dereceye getirip ısıtmaya başlayabiliriz. Şimdi sıra kabaklarda. Kabakları halka halka doğrayacağım. Yine 2 milim kalınlığında halkalar şeklinde kabaklarımızı dilimliyoruz. Şimdi kabakların üzerine de yine bir miktar zeytinyağı gezdiriyorum. İyice yağlanmalarını sağladıktan sonra tepsiye alacağım onları da. Kabaklarımız da tamam. Şimdi kabaklarımızın da tuzunu ilave ediyorum. Kabaklara kırmızı toz biber çok yakışıyor. Şöyle enfes bir görüntü oluyor. Toz biberle üstlerini süslüyorum. Şimdi biberlerimizi iri iri doğrayacağız. Şöyle kırmızı biberlerimi alıyorum, dörde bölüyorum. Ondan sonra onları böyle üst üste koyacağız. Şöyle büyük dikdörtgenler halinde doğruyoruz. Neden? Çünkü pişme süreleri eşitlensin birbiriyle diye. Şöyle doğradığım biberleri alıyorum kenara. Diğerlerine de aynı işlemi yapıyoruz. Şimdi biberleri de hafifçe yağlıyorum. Yeşil ve kırmızı çok iyi görünüyor bir arada. Şimdi onları da böyle malzemenin üzerine dağıtıyorum. Fırınımızı 200 dereceye zaten ısıtmıştık. Fırınınızın performansına bağlı olarak 40-45 dakikada pişecekler. Hafif biberlerin kabukları kızardığında, patlıcanların rengi karardığında piştiğini anlayacağız. Şimdi bunu fırına veriyoruz. Domates sos hazırlamak için 3 adet domatesim var. 4 küçük diş de sarımsağım var. Şimdi domateslerimi önce bir doğrayıcıyla püre haline getireceğim. Şöyle ayıklıyorum.
domates rendemizi böyle bir sos tenceresine aldım. Şimdi içine 4 diş sarımsağımı ezerek ekliyorum. Pişerken harika bir koku yayılacak mutfağa. Biraz da tuz ekliyorum. Son olarak da 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyeceğim. Şimdi sosumu küçük ocakta pişirmeye başlayacağım. 10-15 dakika içinde pişmiş olacak. Domatesin rengi dönecek. Kendini biraz çekecek. Anlayacağız ki sosumuz hazır. Domates sosunu pişirmek için küçük ocağı açtım. Ocakta kaynayacak. Kaynamaya başladıktan sonra 6-7 dakika içinde rengi dönecek domateslerin. Daha koyu bir kırmızı olacaklar. Ve biraz da suyu buharlaşacak. O zaman sosun hazır olduğunu anlayacağım. Ara ara da kaynadıktan sonra karıştıracağız. Dakika kaynadıktan sonra sosumuz hazır. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Gördüğünüz gibi rengi koyulaştı. Kendisi de koyulaştı. Suyu buharlaştı. Şimdi servis için hazırlık yapacağım. 45 dakika doldu. Sebzelerim iyice kızardılar. Şimdi onları çıkarıyorum fırından. Hem sağlıklı hem hafif, son derece pratik ve yazın en çok tercih edilen yemeği bizim evde. Ilıkken tüketmek de çok lezzetli oluyor. Soğuduğu zaman da şöyle biraz da kabaklardan karıştıralım. Şimdi pişirdiğim domates sosunu sebzelerimin üzerine dağıtacağım. Sarımsaklı ve domatesli bir sos bu. Bu kızartmayı sarımsaklı yoğurtla da servis yapabilirsiniz. Bence her ikisi de çok yakışıyor. Hemen tadına bakacağım. Şöyle domatesli ve kabaklı bir bölüm aldım. Çok güzel pişmiş. Bir de patlıcanın tadına bakalım. Sosuyla birlikte. Gerçekten hafif ve harika olmuş. Diğer tariflerimi izlemek için ve yeni tariflerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimlerin zilini açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.